Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesi üzerine söz aldım. Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 2022 yılı bütçesi komisyona havale edildiğinde değerli arkadaşlar tam 211 milyar dolar değerindeydi. Bugün meclise geldiğinde değeri ise 126.9 milyar dolara geriledi. Tahmin ediyorum 2022 yılında uygulamaya geçtiğinde 100 milyar doların altında bir değerle ortaya çıkacak. Faize 240 milyar TL, yatırımlar için toplam 132 milyar TL ayıran, bunun doğal dolar karşılığı da 9.4 milyar dolar, 2022 bütçesinden bir şey beklemek mümkün değildir. ÜFE'nin %6, TÜFE'nin %21 olduğu bir ülkede ÜFE'deki artışların önümüzdeki aylarda TÜFE'ye baskı yapacağı ve toplumun bunu zam olarak da yaşamda göreceğini söyleyebiliriz. Orta vade planı her bakan ayrı açıkladı. Üst üste bakanların açıkladığı orta vade planlar tamamıyla çöktü. Son bir ay içindeki dolardaki değer artışı %41, Türk lirasının değer kaybı %41'e ulaştı. Türk lirası volatilitesini kaybetti değerli milletvekilleri. Artık Türk lirasının geçerliği kalmadı. Başta konut olmak üzere pek çok sektörde geçerli olan para dolar oldu. Türk lirasının bu manada bir dolarizasyon kaybına uğradığını söyleyebiliriz. İnşaat maliyetleri daha geçtiğimiz yıl bugünlerde 3 lira olan inşaat demirinin fiyatı 12 TL'ye, 160 TL olan 1 metreküp betonun maliyeti 500 TL'nin üzerine çıktı. Bu dönemde artmayan nedir biliyor musunuz? Sadece inşaatlarda çalışan işçilerin ücretleri. Sektör batıyor. İnsanlar çığlık çığlığa. Firmalar sesini duyuramıyor. Bunun yanında emekçinin, işçinin, memurun bu inşaat maliyetleriyle ev sahibi olması artık mümkün olmaktan çıkıyor. Değerli arkadaşlar, bakanlık 2021 yılında riskli yapıların yenilenmesiyle ilgili 200 bin TL'lik bir yardım bütçesi oluşturdu. Sayın Bakan, 200 bin TL dediğiniz rakam artık bir inşaatın kabasını bile bitirmeye yetmiyor. Deprem riski taşıyan başta Marmara bölgesi olmak üzere İstanbul'daki bütün binalarla ilgili risk giderek artıyor. Bu konuda ben Çevre Bakanlığı'nı, Şehircilik Bakanlığı'nı, yerel yönetimlerle işbirliğinin çok önemli olduğunu ve bu işbirliğine davet ediyorum. Deprem komisyonu 6 ay çalıştı, rapor yaptı, kitap yayınlandı. O günden beri ne bir yasa ne bir yönetmelik değişikliği önümüze gelmiş değil. Peki o kitapta yazan çözüm önerileri hayata geçmeyecekse, bu riskli yapıların yıkılması durumunda kaybedeceğimiz can ve mal kim sorumlu olacak? Tabii ki siz sorumlu olacaksınız. Bakın, bunları yapmıyor bakanlık. Ne yapıyor? Kadıköy Söğütlü Çeşme'de toplu taşıma gar sahasını yeniden imar açıyor. Mahkemenin iptal kararına rağmen. Haydarpaşa Lisesi'nin statüsünü doğal sitten sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanına çeviriyor. Ümraniye Finans Kent'te sağlık tesis alanını konut ticareti alıyor. Sarıgazi'deki askeri tesis alanını ticaret alanına alıyor. Üsküdar Altunizade'deki tescil taşı alanı da sağlık tesis alanına alıyor. Başka ne yapıyor? Kemerburgaz'da Demirören grubuna ait olan golf ve spor sahasını imar açıyor. Mahkeme iptal ediyor. 4 günde yeni planı yapıp askıya çıkarıyor. Bu ne hız ya? Bu ne sürat ya? Devletten, Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolar kredi alıp ödemeyen Demirören grubunun golf sahasını 325 milyon dolara kamulaştırıyorsunuz. 325 milyon dolar. 18 delikli golf sahası 325 milyon dolara devletin oluyor. Artık devletin elinde her bir golf deliğinin 17,5 milyon dolar ettiği bir kamu tesisi var. Size hayırlı olsun. Niye golf sahasını kamulaştırıyorsunuz da ne yapıyorsunuz? Demirören'e yeniden veriyorsunuz. Yeniden ona kira veriyorsunuz. Niye biliyor musunuz? Televizyonlarında muhalefete küfretsinler, gazetelerinde sizleri yalan yanlış övsünler diye. Belediyelerin yetki alanlarını daralttınız. UKAME'lerdeki bakanlığın üye sayısını 11'den 16'ya çıkardınız. Başta İstanbul olmak üzere bütün yerel yönetimlerde taksi meselesi yüzünden İstanbul halkına zulüm eder hale geldiniz. Belediyelerdeki yardımlarınızdaki adaletsizlik öyle bir hale geldi ki %65 insanın yaşadığı muhalif belediyelere %2,5, geri kalan yandaş belediyelerinize %97,5 yardım yaptınız. Belediyeler süt dağıttı, çocuklu annelere ulaşım kartı dağıttı. Tamamlayın sözlerinizi.
Öğrencilere burs verdi, insani su kullanım hakkı getirdi. Bunları bile engellemek için her türlü işlemi yaptınız. Kanal İstanbul sizin vazgeçilmez rüyanız, vazgeçilmez hülyanız. Yüz milyonlarca metrekare alanı imara açtınız. Soruyorum size, değer artış vergisini bu 10 yıl içinde bu arazileri alan yandaşlarınızdan almayı neden düşünmüyorsunuz? Siz almayabilirsiniz ama onu alacak iktidar çok yakın zamanda geliyor. Tiksindirici borçtur. Kanal İstanbul meselesi tiksindirici borçtur. Bu borcun altına imza atan bürokratlar da bu Kanal İstanbul projesiyle bu millete çevre ve imar anlamında, bütçe anlamında zarar verenler de bunun hesabını memurlar mahkemelerde, siyasiler yüce divanda vereceğini mutlaka bilmeleri gerekir. Son olarak, gelirler azalmış, maaşlar erimiş, üretim dip yapmış, iktidarınız tükenmiş,